Selamun Aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. Yine bir sahur vaktinde Hira Nur Derneği İyilik Yolu programında hoş geldiniz. Bizler de sizlerinize hoş bulduk diyelim. Kıymetli izleyicilerimiz Mevla Celle Celaluhu şu sahur vaktimizi bereketli eylesin. Sofralarımıza bereketler, şifalar, afiyetler ihsan eylesin kıymetli izleyicilerimiz. Allah'ımızın rahmeti, bereketi, mağfireti, meleklerin istiğfarı, müminlerin duası, cümle ümmeti Muhammed ve siz kıymetli izleyicilerimiz, aileniz, çocuklarınız üzerine olsun kıymetli izleyicilerimiz. Bugün de inşallah Hira Nur Derneği iyilik programımızı Ahmet Yükteşir hocamızla beraber icra edeceğiz. Yine Fatır suresinden ayetler okuyacağız sizlere inşallah kıymetli izleyicilerimiz. Evet, Hira Nur Derneği iyilik yolu programımız hiranur.org.tr'den faaliyetlerimizi takip edebilirsiniz. 0216 621 74 45'ten bilgi almak isteyen arayabilir. Ayrıyetten de ekranın altında geçen numaralarımızdan da soru sormak isteyen kardeşlerimiz soru sorabilir. İnşallah Kur'an tilavetiyle sahurumuzu bereketlendirelim. Ondan sonra inşallah hocamla beraber ayetleri müzakere hem maddi sahur hem de manevi sahur yapmış olalım. Mevlam afiyet, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة
ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Mevla'ya hamdü senalar olsun. Mevla Celle Celaluhu sizleri, bizleri bu kıymetli saatte Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı dinlemek ve bununla beraber sahurunu icra etmek nasip etti. Mevla Celle Celaluhu sahurlarınızı bereketli eylesin. Şifa eylesin, ibadet kuvveti ihsan eylesin. Razı olduğu olmadığı şeylerden uzak eylesin. Şimdi de inşallah Hira Nur Derneği iyilik programı olarak
Sultanbeyli temsilcimiz Ahmet Yüktesir hocamız inşallah okumuş olduğumuz ayetlere mana verecekler. Arada soracağız. Bir müzakere şeklinde inşallah. Hocam buyurun hocam. Hocam vallahi ağzınıza sağlık başta. Cümlemizin. Allah'ın Celaluhu okunan ayetlerle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Amel etmek önemli tabii sevgili hocam ve değerli izleyicilerimiz. Şeytan bu okunan ayetlerin hepsini biliyordu. Kur'an hafızıydı. Tevrat hafızı, İncil hafızı, Zebur hafızı. Peygamber Efendimiz bütün hadislerini biliyor. Diğer peygamberlerimizin bütün sözlerini biliyor. Ama ne yapıyor? Amel etmiyor. Amel etmediği zaman da bu bildikleri hiçbir işe yaramadı. Hem inkar etti hem de amel etmedi. O yüzden amel etmek önemli. Dinlediğimiz şeylerle şöyle itikad edelim. Ya Rabbi biraz sonra duyacağım. Ben öyle itikad ediyorum anlatırken. Biraz sonra duyacağım ayetleri tam bir şekilde itikad edip onlarla amel etmeyi bize muvaffak eyle diye böyle kendimizi niyetleyelim. Duyacağımız ayetlere de inşallah ona göre amel edelim. Ona göre kendimizi hazırlayalım. Rabbim Celle Celaluhu inşallah bizleri amel eden kullardan eylesin. Bakın sahur vaktindesiniz şu an. Zamanlar akıp geçiyor. Allah Celle Celaluhu'nun bir nimeti. Şu an hastalıktan dolayı camiler kapalı, gidemiyoruz, bir şey yapamıyoruz ama Allah Celle Celaluhu evimize kadar bizim vaaz getiriyor. Rahmet getiriyor. Kendi ayetlerinin anılmasını sebep oluyor. O yüzden Allah'ımıza çok hamd edeceğiz. Okunanlarla inşallah güzel bir şekilde Allah'ımız anlamayı bize nasip eylesin. Evet. Fatır suresinin 8. ayetinden 14. ayetine kadar okudu hocamız. İnşallah tabi bu bütün ayetleri anlatmaya vakit yetmez. Vaktimizce birkaç bir konuya değinmiş olacağız inşallah. Evet, ilk ayetimizden başlıyoruz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Efemen zuyyine lehu su amelihi fera'u hasenen. O kimse ki kötü ameli ona süslendi ve güzel gördü. Şimdi buna birçok örnek verebiliriz. Kötü amel, haram bir amel ne yapıyor? Adam onu süslü görüyor ve güzel görüyor. Ben mesela buna farklı farklı konulardan örnek verebilirim. Şöyle diyeyim. Mesela 3 sene önce ben hatırlıyorum Ramazan günü. O zaman bu korona belası yoktu. İftarı açtık. Abdestimi aldım hocam. Teravih'e doğru geçiyorum. Bir baktım böyle kornalar yıkılıyor ama hocam ortalık yani. Sesler, bağırmalar, bir yerden 50 kişi geliyor, bir yerden 100 kişi geliyor. Falanca futbol takımı şampiyon olmuş. Ama nasıl bir coşku var yani. Böyle işte sanki görseniz Kurtuluş Savaşı kazanmışız gibi. Böyle işte kutlamalar, küfürler karşı tarafa, işte bağırışmalar, şey yapmalar, meşaleler falan. O bu amelini iyi görüyor. Zannediyor ki bu çok hoş bir şey. Zannediyor ki çok güzel bir şey. Halbuki hiçbir anlamı yok Cenab-ı Allah katında. Hiçbir Cenab-ı Allah katında bir önemi yok, bir anlamı yok. Kötü amelini iyi görüyor. Ya da mesela arkadaş çevremizdeyiz. Adam haram bir işini, yaptığı haram bir işi öyle bir anlatıyor ki sanki çok güzel bir iş yapmış gibi anlatıyor. Onu o kötü amel süslenmiş, güzel görüyor. Ben 3 gün önce mesela şöyle bir misal vermiştim burada. Bir amca demiştim, işte hocam bana dedi ki hocam ben dedi bu ahlak işlerine çok riayet ederim. Ben sabah namazına kalkıyorum. Oğlumla aynı evde kalıyorum, gelinimle. Hiç kimseyi uyandırmam. Rahatsız etmem dedi. Giderim sessizce ışığı bile açmam. En kısık en kısık suda abdestimi alırım. Hiç su sesi bile gelmesin diye. Bu şekilde abdestimi alırım, namazımı kılarım. Halbuki bu amcamız zannediyor ki çok güzel bir iş yapıyor. Evet, namazını kılmak çok güzel bir iş. Maşallah, tebrik ederim amcamızı ama o insanları uyarmamak, işte oğlunu uyarmamak, torununu uyarmamak bu güzel bir iş değil. Hiç güzel bir iş değil. Ama şeytan ne yapıyor ona? Bu amelini süslü gösteriyor. Zannediyor ki işte çok güzel bir iş yaptım, ahlaklı bir iş yaptım. Bakın, la ikrahe fiddin diye bir ayet var muhterem Müslümanlar. Bu ayeti hep dile getirir. Dinde zorlama yoktur. Bu kim için inmiş biliyor musunuz bu ayeti kerime? Bu ayeti kerime
gayrimüslim olan birisini zorlayamazsın. Ama Müslüman olan bir kardeşini zorlayabilirsen zorlayabilirsin dediğimde de şunu anlamayalım yani. Aman tekme tokat onu şey yap. Hayır. İkna edeceğiz. İşte kardeşim bak namaz vakti kalk. Lütfen kıl. Benim için kıl. Kırma beni şey yapma. Bu şekil ısrar edeceğiz. Onları duyurmaya çalışacağız. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bir kıssa anlatılır. Falanca bir işte Allah'a inanmayan bir 3-4 kişinin işini görüyor. O 3-4 kişi de diyor ki ya sen bizim işimizi gördün. Karnımız açtı bu kadar. Bize yemek yedirdin. Bizden bir şey iste. Biz onu yapalım. O da diyor ki bir kere secde edin benimle diyor. Allah'a. Diyor ki biz senin inandığın Allah'a inanmıyoruz yani. Ama çok istiyorsan madem böyle yapmamızı yapalım. Madem böyle yapmamızı istiyorsun yapalım. Secde ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam secde diyor ki ya Rabbi ben secdeye kadar getirdim bu kullarını. Gerisini sana bırakıyorum. Hani diyoruz ya ya mukallibel kulub sebbit kulubeni ala dinik. Ey kalpleri çeviren Allah'ım dinini benim kalbim üzerine sabit kıl. Bu duadan, niyazdan sonra Cenab-ı Allah ne yapıyor? Kalbini çeviriyor. Kalbini çeviriyor Allah Celle Celaluhu. O üç kişinin hepsi o anda Müslüman oluyor. Hepsi o anda Müslüman oluyor. O yüzden yani yapacağımız işleri sahih niyetle yaparsak, Allah Celle Celaluhu'nun rızasını gözeterek yaparsak, elhamdülillah Allah'ımız bize sonuca ulaştırır. Mesela şöyle bir kıssa geldi aklıma, konuyla muvafık. Muhterem Müslümanlar, şu an mesela görüyoruz değil mi? İslam, büyük Müslüman ülkeler geride, savaş hakim, zulüm hakim. Allah Resulü zamanında da aynı böyleydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir dua etti. Ya Rabbi şu dine iki Ömer'den birisiyle yardım et. Birisi Ömer bin Hattab, Hazreti Ömer. İkincisi Ömer İbni Hişam, Ebu Cehil. Ebu Cehil biliyorsunuz Peygamberimiz en büyük düşmanı. Onun da ismi Ömer'di. Biz Ebu Cehil diyoruz. Ne demek Ebu Cehil? Cehaletin babası demek. Onun ismini Müslümanlar olarak biz koyduk. Normalde ismi Ömer bin Hişam'dır. Öyle düşünün ki, hocam çok önemli bir nokta burası. O iki Ömer hocam bu zamanın Amerika ile Rusya'sı. İki büyük devi o zamanınki. En güçlü, arkalarında en çok insan olan, en çok güçlü, kuvvetli insanlar. İki Ömer'den birisi. Allah Resulü hep böyle dua ediyor. Bir gün Hazreti Ömer kuşanıyor kılıcını, silahını. Allah Resulü'nü öldürmeye gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niyeti bu. O zaman Erkam radıyallahu anh'ın evinde toplanıyorlar. Bu şekil giderken aynı ayette muvafık. Yani ameli süslü gösteriliyor. Peygamber öldüreceğim. Halbuki cehennemlik bir amel. Tam bu şekil gidiyor. Yolda birisine rastlıyor. Nereye gidiyorsun ey Ömer diyor rastladığı kişi. Kılıcı kuşanmışsın. Kılıcı kuşanmışsın, yayı kuşanmışsın. Nereye gidiyorsun? Diyor Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Diyor ki sen önce kendi kız kardeşinden başla. O da Müslüman oldu. Kocasıyla birlikte kız kardeşin de Müslüman oldu. Önce ondan başla. Hazreti Ömer çok gadaplanıyor. Kız kardeşinin evine gidiyor. Bakıyor ki bir sesler geliyor. Kur'an sesi gibi. Eve girerken kız kardeşi Hazreti Ömer geldiğini anlayıp korkuyorlar eşiyle birlikte. Kur'an'ı saklıyorlar. Hazreti Ömer ne yapıyorsunuz burada? İşte oturuyorduk. Siz Kur'an okuyordunuz diyor. Hayır okumuyorduk. Okuyordunuz diyor. Kız kardeşine vuruyor. Kız kardeşinin burnu kanıyor. Kanarken diyor ki evet okuyorduk diyor Kur'an. Allah'a iman ettik. Bunu diyor. İlk o bir taş kırılıyor Müslümanlar. O taş kalp değerli izleyiciler kırılıyor. Allah Resulü'nün duası taalluk edecek. Bir merhamete geliyor. Diyor ki bana da okuyun bakalım onlardan. Ne okuyorsun? Ben de bir dinleyeyim. Efendimiz dua etti sallallahu aleyhi ve sellem. Allah icabet etti. Kalp yumuşamaya başlıyor. Allah-u Alem tam aklıma gelmiyor surenin ismi. Şu ayeti okuyorlar. O Allah ki yeryüzünün ve gökyüzünün ve aradakileri yaratandır ve onun Rabbidir. Bu ayeti duyduğu zaman çok etkileniyor Hazreti Ömer. Hani tabir caizse bizim hiçbir putumuz buna malik değil. Öyle bir Allah ki düşünün kıymetli izleyenler. Gökyüzünü yarattı Allah. Bizim en yakın gördüğümüz yıldız bile değil mi hocam? Milyon yıl ötede. Galaksi var. Birçok galaksi var. Samanyolu var. O kara delik var. Birçok uçsuz bucaksız. Mesela insanoğlu Ay'a gitti deniliyor. Halbuki daha kendi okyanusumuz var biliyorsunuz.
kara delik var. O okyanusun dibine bazı bölgeler inemedi insanoğlu. Daha o kadar yani Allah Celle Celaluhu uçsuz bucaksız bir kainat yaratmış Cenab-ı Allah. Bunları duyunca etkileniyor Hazreti Ömer. Görüşü değişiyor, aklı bulanıyor. Aklı temizleniyor da bulanıyor tabiri caizse. Kafası karışık olarak tekrar gidiyor, kuşanıyor. Erkam radıyallahu anh'ın evine gidiyor, peygamberin yanına. Tabii kapı çalınıyor. Kapı çalınıyor. Cafer radıyallahu anh kapıya geliyor. Bir bakıyor ki Hazreti Ömer, o zamanki en büyük İslam düşmanı hocam. Evet. Müslümanlara düşman. Korkuyor. Koşa koşa Allah Resulü'nün yanına gidiyor. Ya Resulallah, Ömer geldi. Eyvah. Mahvedecek bizi. Hazreti Hamza ayaklanıyor. Hazreti Ali ayaklanıyor. Kılıcını kaldırdığı an başı yere iner. Ey Allah Resulü diyor. Size hiçbir şey yapamaz biz. Ama Allah Resulü gülüyor. Cebrail aleyhisselam bildirmiş. Allah Resulü gülüyor. Allah Hazreti Ömer İslam'a bu kadar hizmet etmiş. Allah şefaatlerine ailesin. Bu zat nasıl Müslüman oluyor? Kapıyı açıyor. Herkes tabii kılıca sarılmış. Ne olacak, ne bitecek? Peygamber Efendimiz gülüyor. Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor. Onun o mübarek gözlerine bakıyor. Allah bize de bakmak nasip etsin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyor. Aleyhissalatü vesselama sarılıyor. O mübarek vücuduna sarılıyor. Onu böyle içine çekiyor. Orada elhamdülillah Müslümanlığı ilan ediyor Hazreti Ömer. Ve ilan ettikten sonra da Müslümanlar artık aleni bir şekilde ibadetlerini açık yapmaya çalışıyorlar. Buradan şunu anlatacağım. Şu anda da mesela bakın İslamiyet'in en büyük düşmanı var. Amerika var. Rusya var. O zaman da misal olarak Hazreti Ömer ve Ebu Cehil'di. Allah birisine hidayet etti. Birisine hidayet etti. İslam'ın tebliğisi belki 20 kat daha çok arttı. Anında Kabe'ye gitti Hazreti Ömer. Ben Müslüman oldum. Ben Muhammed'e inandım. Bu şekil aleni bir şekilde dinini ne yaptı? Söyledi. Müslümanlığını söyledi. Ve elhamdülillah ondan sonra da Müslümanlar bayağı ne yaptılar? Kolaylık çektiler. O yüzden ben şunu hep kardeşlerime söylerim. En son şöyle bir namazdan sonra elimizi açıp Ya Rabbi şu Müslümanlara hidayet nasip eyle. Müslümanlara hakiki önderler nasip eyle diye ne zaman dua ettik? Bunu şöyle bir soralım kendimize. Eğer biz her vakit namazdan sonra bunu dua etmiyorsak biz bunu istemiyoruz demektir. Nasıl ki her namazdan sonra Allah'ım işlerimi rast getir diyoruz. Ticaretimi rast getir diyoruz. Niye? Çünkü istiyoruz o işi. Bu işi de istememiz için bu işleri dua etmemiz lazım. Allah bu şekilde cümlemize dua eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Evet, devam ediyor ayet-i kerimeler. فَاِنَّ اللّٰهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ Allah dilediğine hidayet eder. Dilediğini de ne yapar? Delalete düşürür. Burada ince bir nokta var. Allah Celle Celaluhu bize irade vermiş. Şimdi bazıları soruyor ki bu ayete muvafık. Hocam Allah diyor ki ben dilediğimi hidayete erdiririm. Dilediğimi işte delalete erdiririm. Allah bizim biliyorsa cehenneme gideceğimizi diyor mesela. Çok geliyor böyle. Allah bizim cehenneme gideceğimizi biliyorsa neden buna razı oluyor? Kıymetli dinleyenlerimiz şu şekil ben buna bir size bir misal vereyim. Düşün hepimiz okul okuduk değil mi? Lise okuduk, üniversite okuduk. Bazı öğrenciler var. Sınava girdiği zaman kesin o adam zayıf alacak. Vardı hocam değil mi okuduğunuz okulda? Belli yani adam yani. Hiçbir şekilde sürekli sıfır sıfır alan yüz aldığı görülmüş mü? Görmüş. Şimdi misal vereceğim. Şöyle düşünelim. Bu adam belli sıfır alacak. Öğretmen ona kağıdı veriyor. Misal Cenab-ı Allah gibi. Öğretmen ona sınav kağıdını veriyor. Ve kağıdı verdikten sonra bu çocuğun çalışmadığını bildiği için direkt not defterine sıfır yazıyor bu çocuk hakkında. Biliyor çünkü geçemedi, geçemeyecek bu sınıfı. Ama niye geçemeyecek? Öğretmen sıfır yazı diye mi geçemeyecek? Yapamadığı için mi geçemeyecek? Hangisi hocam? Yapamadığı için geçemeyecek. Yapmadı, çalışmadı. Cenab-ı Allah da kulunun iradesini biliyor. Nereye sarf edeceğini biliyor Cenab-ı Allah da. Aslında cehenneme, cennete giden kulun kendisi. Allah Celle Celaluhu o irade, o hareketi yapacağını bildiği için tabiri caizse notu baştan koyuyor. Şimdi kıymetli dinleyenler, sabah namazı okunacak değil mi? Bir saate yakın, bir buçuk saate yakın zaman var. İmsak girecek. Namaz kılmak da bizim elimizde. Namaz kılmamak da bizim elimizde. Öyle değil mi hocam? Evet. Şu an sabah ezanı okunduğu zaman kimse bizi zorluyor mu kılamasın diye? Hayır. Kimse bizi kıl diye mi de mi zorlamıyor? Onu da zorlamıyor. Hiçbir şey beklemiyor. Yani bizim elimizde. Yaparsan bu taraf. Yapmazsan bu taraf. Biz bazen otobüs duraklarında maruf yaparken
Diyoruz ki mesela Pendik güzergahında duruyoruz hocam. Şöyle misal veriyoruz. Arkadaşlar nasıl bu güzergahtan Ümraniye'ye gidemezsiniz? Pendik otobüsüne binen bir adam dese ki şoföre ben Ümraniye'ye gideceğim. Adam seni götürür mü? Götürmez. İşte cennet ameli olmadan da cennete gitmek böyle muhal bir şey. Allah affeder. Allah'ın affı sonsuz. Evet. Ama ya affetmezse? Bitti. Değer mi sonsuz bir hüsrana yani? Tabiri caizse böyle bir kumar diyeyim. Ya affetmezse Allah? Cenab-ı Mevla diyor ki benim karşıma hadis-i şerif var. Beş vakit namazsız, tam ibadetsiz gelmeyen benden şey beklemesin. Yani garanti vermiyorum. Evet. Mefhumen böyle bir hadis var hocam. Garanti yok. Değer mi? Buyurun. Sahabe-i kiram zaten namaz kılmamayı küfür kadar tehlikeli. Tehlikeli görmüş. Yani bu arkadaşlar değerli izleyiniz bu konu böyle basit bir konu değil ya. Bakın kaza namazları diye bir hüküm var değil mi? Kaza namazları. Ne demek kaza namazı? Kılamadığın namazları sonradan kılma. Bu kaza namazları niye Allah Resulü zamanında yoktu? Niye bu hüküm sonradan çıktı? Çünkü Allah Resulü ve hocam yaklaşık 300 sene sonraya kadar Müslüman olup namaz kılmayan insan görülmemiş. Müslüman olup namaz kılmayan insan görülmemiş. Bakmışlar ortalık bozuluyor, dağılıyor. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kere sabah namazına uyuyakaldılar ya hocam. Kalktılar, kaza ettiler. Ona binaen böyle yapılmamız öngörülüyor. Yoksa yani sahabeler neler diyor? Yatsı namazına, sabah namazına gelmeyenleri biz münafık sayardık diye. Evet. Bunlar yazıyor kıymetli izleyiciler. Yani bunları anlatmamız, söylememiz gerekiyor ki bu işin ehemmiyetini anlayalım. Bu işin ehemmiyetini bilelim. Namaz Allah Resulü dinin direğidir diyor namaz için ya. Yani bir insanın namaz sıkıntısı varsa, namaz eksiği varsa hepimiz için söylüyorum. Büyük bir kuvvetle, büyük bir güçle onu düzeltmesi gerekiyor. Büyük bir kuvvetle onu düzeltmesi gerekiyor. Ama tabii namaz kılmayanları rencide etmeyeceğiz. Namaza başladıktan sonra da ona demeyeceğiz. Sen eskiden neydin? Öyle de oluyor hocam. Evet, bak hocam size bir soru sorayım. Uhud Savaşı'nda tepede Allah Resulü okçuları bekletti değil mi? Evet. 50 tane okçu. Onlar Allah Resulü'nün emrine uymadılar. Evet. İndiler. Hocam o 50 sahabenin ismi var mı? Yok. Yok hocam biliyor musunuz? Hiçbir kitapta yazmaz. Niye yok biliyor musunuz hocam? Çünkü ayıp örtüyor İslam dini. Evet. Hiçbir sahabe dememiş sen niye beklemedin orada diye. Sen Allah Resulüne karşı geldin diye. Hiçbir sahabe bunu dememiş değerli izleyiciler. Bak o 50 sahabenin hiçbir bir reislerin ismini biliriz hocam. Evet. O 50 sahabenin hiçbirinin ismi kitapta yazmaz. Kimse bilmez onları. Niye? Adamlar tövbe etmiş. Allah Resulü tövbe tecrübü makabla tövbe geçmişi siler demiş. Kimse onu öne getirmemiş. Kimse açmamış o konuyu. Kimse onları rencide etmemiş. Men seteru uyube ahihi seterallahu uyube. Ya Allah da onun ayıbı. Çok gördüm. Her kim bir kardeşin ayıbını örterse Allah da onun ayıplarını örter. Yani bir ayıbını örterse diyor karşına onun ayıplarını örter. Cemi kullanıyor yani. Ne kadar mühim bir şey. Rezil ederse de Allah ailesinin önünde rezil eder. Rezil eder. Yani evet. Bunlar önemli meseleler. Bak o sahabeler dediğimiz gibi kimse söylememiş. Halbuki ne kadar büyük bir mesele. Allah Resulü'nün sözü dinlemeyip aşağı inmişler. Belki de zahiren değil mi? Savaşı kaybetme durumuna gelmişiz Müslümanlar olarak ama yazmaz. Hiçbir kitap yazmaz. Hiçbir sahabe gidip onlara ne yapıyorsun sen dememiştir. Niye? Çünkü sahabelerin hepsi hocam kendi hatalarıyla meşguldu. Başkalarının hatalarını görmüyordu gözleri. Biz de öyle olacağız. Yani Allah Resulü buyuruyor ne mutlu o kişiye ki kendi hatalarına bakmak, başkalarının hatalarına bakmaktan onu men etti. Günaha kızmayacağız. Günahkara kızacağız. Biz bazen inançsız ateistler denk geliyor hocam. Onlarla konuşurken sosyal medyada geliyor. Ateiste değil, ateizme kızıyoruz diyoruz biz. Evet. Sana kızmıyoruz, sen bilmiyorsun. Evet. Öğreneceksin inşallah, şey yapacaksın. Ama dediğim gibi günaha kızılır, Müslümana kızılmaz. Allah Celle Celaluhu bize bu güzellikleri bilmek nasip eylesin. Şu ayetin peşinde efemen züyyine lehu su'u amelihi. Tabii hocam. Bunun peşinde bu feinallahu yudillu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Asıl bir taraftan da Allah'ın dilediğiniz sapıtması veyahut da dilediğine hidayet etmesinin de sebeplerinden birisi de işte kişinin yaptığı kötülükleri, şeyleri güzel kabul etmesi. Eğer bu kötülükleri güzel kabul etmezse, vazgeçerse bu hatasının Allah'ın hidayeti bir nevi bunun cevabı gibi olmuş oluyor. Her kim ki kötü amelini güzel kabul ediyor, onu şey yapıyor, Allah onu saptırır bir nevi. Ama her kim ki bunun mefhum muhalifi olarak baktığımız vakitte ise her kim ki o kötü amelini işte pişmanlık yap, duyar, şey yaparsa, üç çevirse Allah da o kimseye hidayet eder. Yani hidayet ve dalaletin sebepleri kişinin kendi kötülüklerini süslü, güzel kabul etmesi ve onu devam ettirmesi.
Ama bir taraftan da ne? Allah'ın hidayetine vesile olması ise onlardan uzaklaşması, evet, yani peşi peşine alması bir nevi onun şıklarından bir şıkkı olmuş oluyor. Aynen öyle hocam. 11. ayete geçmek ayet, istiyorum. Ayet ayetle tefsir ediyor yani Mevla Celle Celaluhu. 11. ayete geçmek istiyorum. Burada Cenab-ı Mevlamız bize buyuruyor ki, bu da arkadaşların çok böyle kafası karışan arkadaşların sorduğu sorulardan bir tanesi. Vallahu halakakum min turabin. Allah sizi topraktan yarattı. Sümme min nutfetin. Sonra bir nutfeden yarattı. Şimdi Kur'an'ın bazı yerlerinde der ki Allah sizi topraktan yarattı. Bazı yerlerde sudan yarattı der. Bazı yerlerde de sizi normal sudan yarattılar, bazı yerde meniden yarattılar. Şimdi diyorlar ki hocam bazı bir toprak diyorlar, bir su diyorlar, bir meni, hangisi? Hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Burada Allah Celle Celaluhu bize ne kadar çok tabiri caizse geniş bir kapsam sunuyor. Bakın toprak sudan oluşuyor sonuçta, aynı şey. Bizi topraktan yarattı Adem Aleyhisselam. Meniden de bahsediyor, sudan da bahsediyor, üç şeyden de bahsediyor Cenab-ı Allah'ımız. Yani burada hepsi birbirinin aslında beraber olmuş olduğu bir şey. Allah Celle Celaluhu hepsi beraber. Bunların hiçbir birbirinden ayrı değil. Yani yağmur, toprak derken meyve, hepsi aynı meyve. Meyveler, gıdalar derken, hepsi, ham madde olarak enerji, enerji Allah'ımız derken hepsi birbirini hepsinden bahsediyor. Sonra sizi çift kıldım diyor Cenab-ı Allah. Çift kıldım. Yani bütün biliyorsunuz hayvanları da her şeyde Allah Celle Celaluhu çift kılmış. Ondan sonra buyuruyor ki Cenab-ı Mevlamız, hiç kimse ancak levh-i mahfuzda yazar bunlar. Ne? Erkek mi dişi mi olacağı belli olmaz. Ancak Allah'ın ilmiyle belli olur. Ne kadar yaşayacağı belli olmaz insanların. Ne kadar az yaşayacağı belli olmaz. Hani bir ayet var hocam, yağmur yağacağını kimse bilemez. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, zannediyorlar ki böyle çok mucit akıllı oldular. E diyor, nasıl bilemez diyor. Meteoroloji diyor, biliyor diyor. Yani meteorolojiyle o ilmi veren de Cenab-ı Allah. O ilmi şey yapan da Allah Celle Celaluhu. Yani yıldızın, sen bulutun hareketinden biliyorsun değil mi? Bulutun hareket edeceğini nereden biliyorsun? Allah hareket ettiriyor, görüyorsun, söylüyorsun. Yoksa diyebilir misin? 3 hafta sonra yağmur bulutu gelecek. Ortada yağmur bulutu yokken böyle bir şey diyebilir mi hocam bir insan? Diyemez. Şimdi Mevla biraz daha teknolojik, insanların ufkunu açarak teknolojik cihazlar yaptırdı. Şimdi ama tam tersi yapıyor bunlar hocam. Tam tersine bunlar şey yapıyor yani. Yok yani biraz daha gösteriyor Mevla Celle Celaluhu. Yani şimdi işe biraz daha yukarıdan baktığı vakitte rüzgarın şeyine göre, bulutun hareketlerine göre cevap veriliyor ama bu da bir nevi işte Mevla'nın öğrettiği ilim. Öğrettiği ilim yani. Bunun öğrettiği ilim, onun öğrettiği ilim üzerine yapılan cihazlar, taktikler, bunlar hepsi birbirini tamamlıyor. Hepsi birbirini tamamlıyor. Evet, Allah'ımız ne buyuruyordu? İşte kimse erkek mi dişi mi? İşte şimdi de mesela ultrasonun erkek mi dişi olduğu ve benim bakımına, bunların hepsi Allah Celle Celaluhu'nun ilmiyle, verdiği ilim sayesinde bakıyoruz. Allah Celle Celaluhu yani teknolojiyi sanki Allah dışı bir şey gibi görüp de bu şekilde davranmaktan bizleri muhafaza etsin. Devam ediyor Cenab-ı Mevlamız. 12. ayete de mana vermek istiyorum. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ayeti kerimemizde. Gündüzden ne yapar? Geceyi çıkarır. Geceden gündüzü çıkarır. Burada çok acayip bir nokta daha var. Ve de Mevlamız bunlar diyor ki ve sahara şemse vel kamera kullun yecri li ecelin musemma. Bu güneş ve ay da hepsi kendilerine taksim edilmiş yerde cereyan ederler. Yörüngeden bahsediyor hocam burada Allah'ımız. Ay ve güneş diyor. Hepsi kendilerinde cereyan eden noktada, yani orada cereyan ederler o noktalarda. Tamam. Hani yörüngelerden bahsediyor burada Allah'ımız. Tabi bunların manasının ne demek olduğu Allah Resulü'nden 1400 küsür sene sonra anlaşılıyor. Bu ayetin ne anlama geldi. O zaman yapamıyor insanlar, şey yapamıyor, uğraşamıyor, bilmiyor ne demek olduğunu. Bunlar ne kadar zaman sonra geliyor. Mesela Kur'an'da bunun gibi daha değişik bir ayet gelir. Der ki evlerin en güvenilmezi örümcek evidir der hocam. Dişi örümcek evi. Evet. Dişi örümcek. Ne demek dişi örümcek? Yani dişi örümcek eşiyle birlikte olduktan sonra eşini öldürüyor. Biliyorsunuz. Evet. Eşiyle balla arı ile ilgili birçok ayeti kerimeler var. Birçok günümüze ışık tutan ayeti kerimeler var. Bunlar da onlardan bir tanesi. Hepsi bir ceryanda, bir devranda dönerler diyor. Ve leallekum teşkurun buyuruyor Cenab-ı Allah. Umulur ki hep bunu anıyoruz. Şükredersiniz. Allah Celle Celaluhu bizden
Şükür be, efela teşkür, ne kadar az şükrediyorsunuz. Kalilen ma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz. Allah ayetlerinin çoğunda bizlere bunları anlatıyor. Bu kadar size nimetler veriyorum, ne de kadar az şükrediyorsunuz. O yüzden bunları anlamamız için değerli izleyiciler, şu Kur'an'ı okumamız gerekiyor. Şu Kur'an'ın manasını okumamız gerekiyor. Ve hocamızın dediği gibi, bugün ben de önden diyeyim hocam, evlatlarımızı en az 2 yıl bu Kur'an eğitiminin verildiği yerlere yollamamız gerekiyor. Doktor yapmak istiyorsan yap değil mi hocam? Yapsın. Tabii tabii. Mühendis yapmak istiyorsan yap, yapsın. Ama çocuğumuz bunu açtığı zaman en azından anlayacak seviyeye gelsin. En azından belki 3-4 kere Türkçe mealden bile okur. Kafada oluşsun yani. Ben bunu okuduğum zaman bu oluyor. Şu ayette bu geçiyor. Bunu bilsin evlatlarımız. Bu kadar güzellikleri bilsin. Tez yapıyorlar Müslümanlar. Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da Kur'an üzerine tez yapıyor adam. Hristiyan. Bir tane hadis programı var hocam. Bilgisayarda bazen istifade ediyoruz. Bütün hadisler toplanmış. Evet. Programcısı Fransız. Teziymiş kendisi. Evet. Kütüb-i sitedeki bütün hadisleri toplamış adam. Program yapmış. Adam Müslüman da değil. Evet. Biz ilahiyat okurken orada bir tane ismini unuttum. Fransız yine bir bilim adamı. Sırf yine de iman etmemiş ama o da garip. Sırf Kur'an'ı şey yapmak için hocam Arapça öğreniyor. 4-5 sene. Kur'an üzerine tez yapmak için. Sonra ayetleri çevirip Kur'an üzerine tez yapıyor. Yani çok acayip. Bir tanesi çok bayağı ciltli bir kitap yazıyor. Kur'an'ın üzerine ilk başta kitabı düzgün yazıyor ki o yazı üzerinden de Kur'an'ın içindeki zayıflıkları şeyleri bulacak. Şey yapacak ama bakıyor ki bir şey bulamıyor. Tabii sonra imha edeceğim derken de bu Allah işte vesile kılıyor. İmha da etmiyor. O da öyle bir eserde var yani eskiden Hoca Efendi anlatırdı. Dediğimiz gibi insanlara Allah Celle Celaluhu bununla insanlar tez yapıyor bu kitapla. Ya bu kitaptan bahsediyor. İşte kendi kitabımızı okuyamayan tek milletiz diyor. Diyoruz ya kendi kitabımızı okuyamayan tek milletiz diye. Uzak kalmışız. Bilmiyoruz. Sadece maalesef bir dini tören gibi işte cenazede sadece Mevlut'ta böyle okunuyor gidiyor. Ne diyor burada? Okuyan da bilmiyor yani ne dediğini. Aslen hakikaten Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i okuyup ona göre amel etsek. Bir taraftan da bugünkü zaten en büyük İslam azizdir. İslam alçalmaz ama biz Müslümanların alçalmasının sebeplerinden birisi de Müslüman doktorlar, Müslüman işte fizikçisi olsun, Müslüman şeyini. Bunu yabancısı yapıyor, Çinlisi yapıyor vesairesi yapıyor ama daha bir Müslümanlardan böyle bir Araplarda birkaç biraz gördük. Türk ülkemizde pek göremedik öyle. Evet. Bırak iyi bildiğimiz Müslüman doktor bile diyor ki biz sirkeyle üfürükle tedavi etmiyoruz diyor. Yani üfürük dediği ayet okunuyor işte onunla tedavi etmiyoruz diyor. Halbuki ben inanıyorum ki her branştaki okuyan kimseler Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuyup anlasalar, buradaki kendi en azından branşlarıyla ilgili olan ayetler üzerine biraz tefekkür etseler, biraz o hadisler üzerine çalışma yapsalar, inanıyorum ki tıpta dünyaya geçmiş oluruz. Evet. Yani geçmişse zaten, ecdadımız zaten geçmiş. Bunda bir sıkıntı yok. Bu ortada ama maalesef biz bugün işte İslam gerek İslam hukukçusu, gerek İslam tıpçısı, gerek İslam siyasetçisi, yani Allah'ın siyaseti üzerinden değil de işte mevcut kanunlar üzerinden kendi menfaatler üzerine durulan şeyler üzerine siyaset yaptığımız vakitte işte bu sefer ne oluyor? Adalet tahakkuk etmiyor, tesis etmiyor. Evet. İşte tıpta bakıyoruz artık insanı kendi cinsinden olup da tesis eden bir insan değil de makinelerin eline bırakılmış bir insan haline geliyoruz. O makine ne kadar senin ağrını, sizini hissediyor? Hiç kimse onu düşünmüyor. Bu senin çektiğin elemi değil aynı mi? Rahatsızlığı bende varsam ben de çeker sana göre bir şey şikayetlerini anlatır bir şey söylerim ama o ağrıyı makine çekmediği için şimdi her şeyi güya makineleştirmeye çalışıyoruz ama Allah hidayet etsin. Eskiden böyle anlatırlar büyüklerimiz doktora gittiğimiz vakit eski tabii eskiden doktor olmak isteyenler bir acının bir elemin gerek köyünde kasabasında annesinin babasının akrabasına tedavi bulamamanın ezikliğiyle o aşkla, o gayretle doktor olmuşlar tabii. Yani çok para bu işte, çok paralan değil de o gayretle. Eskiden doktorlar hastaya bir gelirken yürüyüşüne, konuşmasına dinlermiş, dertlerine bakarmış gözüne, ayağına. Şimdi doktora gidiyorsun, baktığı bile yok, neyin var? Şunlar, git şu terli, şu terli, şu terli al gel. Yani adeta hastaları makinelere bırakıyoruz. Onun için de bir taraftan da işte
hem insana değer vermemiş oluyoruz. O da ne? İşte Kur'an'ı bilmemekten, Allah'ın bize vermiş olduğu ehemmiyeti önemsememekten kaynaklanıyor. Evet, aynen öyle hocam. Allah i̇şte ayet-i kerimede, bir önceki ayet-i kerimede buyuruyor ya, فَاِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِيَا İzzet ve şeref ancak Allah katındadır. Kıymetli izleyicilerimiz. Evet. Mevla Celle Celaluhu burada belki bir kitap ve 6666 ayetten 600 sayfadan müteşekkil bir kitap görüyoruz ama nasıl ki diğer ilim dallarında insanlar araştırma yaptıkça kimi keşifler yapıyorlar, keşfiyatlar, değişik branşlar, başka şeyler öğrenebiliyorlarsa, atomu çözebiliyorlarsa, değişik cihazları, kamerayı çözebiliyorsa, yani branşları üzerine çalıştığı ve deney yaptığı takdirde işte birçok müfessir ve ulema da işte Kur'an üzerine ve hadisler üzerine çalışmaktan yine aynı şekilde İslam dininin ahkamına, işte hukukuna olsun, siyasetine olsun, işte gerek tıbbi yönde olsun, gerek şey yönde olsun birçok kitaplarda, eserlerde yazmış. Tefsirler yazılmışlar. Bu tefsirler yazılırken yani bildiğimiz kuru kuru, yani biz bu kitapları okurken birden kitaba başlar başlamaz kimse müfessir olmuyor. Hocanın dibine diz çöküyor, ondan hadis rivayetlerini görüşüyor, o alimin görüşünü alıyor, bunu alıyor. Bu görüşler bir taraftan işte olaylar karşımıza çıktıkça olaylar üzerine münazaralar yapılıyor derken, yani bu ilimler öyle ortadan lap diye gelmiş bir ilimler değil. Birçok emek sarf edilmiş, gayret sarf edilmiş. Eskiden müfessirler, nice alimler böyle kitaplarını bir mevzu için kitaplarını develere yüklermiş, aylarca yol giderlermiş. O mevzu üzerine oradaki alimle istişare yapmak için bir taraftan yol gider, bir taraftan giderken kitap yazarmış. Yani bugün tabii konuşmak kolay oluyor birisinin hakkında demek ama eskisi gibi değil yani. Eski, bugün belki biraz daha rahatız. Hemen makineler söylediğimiz bile yazar hale geldi yani. Bizden duyduğunu işitir hale geldi. Onun için kıymetli izleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'de kitabımıza önem vermemiz lazım ki Allah da bize önem versin. Biz kitaba önem vermesek, Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberine, Allah'ın dinine önem vermesek, Allah da bize önem vermez kıymetli izleyicilerimiz. Evet. Evet kıymetli izleyicilerimiz, birazdan veterilerimiz girecek. Hiranur Derneği İyilik Yolu programımıza siz kıymetli izleyicilerimizle beraber, evet, çifte sahur yapıyoruz inşallah. Ben öyle diyorum. Bir, sofralarınızdaki Allah'ın sizlere ikram etmiş olduğu nimetler. İki, Allah'ın buradaki ayetlerini okuyoruz. Bunları müzakere yapıyoruz inşallah. Ki hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا مَرِّسُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا Cennet bahçelerine uğradığınız vakitte oradan istifade edin, oradan. Yani otlayın, istifade edin manasında da sahabe-i kiram soruyor, ya Resulullah, dünyada cennet bahçesi var mı diye. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki mecalisül ilmi, ilim meclisleri nedir? Dünyadaki cennet bahçeleridir kıymetli izleyicilerimiz. Evet, sizler bu programa iştirak etmekle adeta evinizi bir taraftan cennet bahçesi yapmış oluyorsunuz. Niye? Allah'ın ayetlerini okuduk ve bu ayetler üzerine müzakereler yapıyoruz. Bir taraftan da dernek faaliyetlerimiz üzerinden de, yani sadece kuru bir müzakere değil, bilakis bunun icraları yönünde birbirimize paylaşımlar yapıyoruz. Bir taraftan da sosyal manada Müslümanlar nasıl kaynaşabilir? Sosyal manada Müslümanlar nasıl dayanışma içerisinde olabilir? Ve ayrıyeten ki bu da bizi yoktan var eden, bize her şeyimizi ikram eden Allah'ımızın bizden bir emri. Bir taraftan zekatıyla emri, sadakasıyla işte Resulullah'ın sünneti, bize tavsiyesi, infak. Bunlar yine adeta Mevla'nın bizlere bir kolaylık yolu. Mevla Celle Celaluhu bizlerin önümüzü açmak istediği hususlarda bazen böyle insana sadaka verdirtir, bir şey yaptırır ki bir sıkıntı, önüne başına gelecek bir sıkıntı olursa onu def etsin. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bizler de Hiranur ve Derneği olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında ilmi faaliyetleri olsun, bir taraftan tebliğ faaliyetleri, medresede eğitim olsun, tebliğ faaliyetleri olsun, bir taraftan da sosyal yardım, memleketimiz içerisindeki yoksul, muhtaç ailelere, bize başvuru yapan ailelerin ihtiyaçlarına siz kıymetli izleyicilerimizin destekleriyle çare olmaya bakıyoruz. Yani sizler çare oluyorsunuz, biz ameliliğini yapmış oluyoruz. Biz bu davanın inşallah Mevla kabul ederse hizmetçiliğini yapmak hususunda gayret ediyoruz. Hem okumuş olduğumuz, okuttuğumuz talebelerle yetişen hoca arkadaşlarımızla, bu hocalarımız işte hepsi yine Hiranur Vakfı'nda, Hiranur Derneği'nde yetişti. Tabii burada bir taraftan ilimlerini tahsis ettiler, bir taraftan tebliğ faaliyetleri yapıyorlar. Bir taraftan içeride talebe okutan kardeşlerimiz var.
Kur'an okutmalarını yapıyor, ilmihal derslerini veriyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bu hizmetlere gerek fitrelerinize, gerek fidyelerinize, gerek zekatlarınıza destek sağlayabilirsiniz. Çünkü ahir zamandayız. İslam'ın çok acilen, biz Müslümanların ve çocuklarımızın çok acilen ve acilen evvela dinimize kalkınmamız lazım. Yani bu şu demek değil, yani herkes 10 yıl Kur'an okuyacak, Arapça okuyacak, onu kastetmiyoruz ama her Müslüman çocuk bir temel eğitimini alacak. Ha, bu temel eğitimin sürecinde de bu işe elverişli olan çocuklarımızın da rızık endişesinden korkmayalım. Allah yoluna devam edelim. Olur, çocuğumuz bir sene okudu, başarılı gidiyor, hafız oldu, daha okumak istiyor, devam ediyor, Arapça okuyor, tefsir, fıkıh. Evet, kıymetli izleyicilerim, biz kıymetli evlatlarımızı, başarılı evlatlarımızı biz bu yola koyarsak İslam o zaman daha da çok kalkınır. Ama biz, ya bu çocuğun okulda dersleri kötü, bu çocuk altına kaçırıyor, bunu kursa yollayalım dersek, ondan sonra derler ki işte ya o hocalar böyle, bu böyle, herkes konuşur. Kıymetli izleyicilerim, biz İslam'a kıymet verirsek Allah da bize kıymet verecek. İnşallah Hiranur Derneği olarak yurt içi ve yurt dışı gıda kolisi 150 TL'den bağış yapabilirsiniz. Bir taraftan 3 kıta 30 ülke, bir kişinin iftar bedeli 20 TL, 10 kişi 200, 100 kişi de 2000 TL. Sofralarınız önünüzdeki sofradan ibaret olmasın. Kıtalar ötesi açsın inşallah sofralarınız. Böyle bir Mevla fırsat sunmuş. Hakikaten de yani insan düşünüyor bazen, ya şuradaki gördüğüm şu muhtaca nasıl yardım edebilirim? Öyle değil mi hocam? Tabii ki hocam. Yani kendin gitmeye kalksan bilmem kaç tane iftar parası harcaman gerekiyor. Ama bu hayır kuruluşları, bu tür biz ve bizim gibi hayır kuruluşları, hepsinden Allah razı olsun Mevlam. Hepsiyle birlikte kıymetli izleyicilerimiz bir manevi fetih yapıyoruz inşallah. İnşallah memleketimiz için, İslam alemi için bir kalkınmanın ön adımı bunlar. Tüm i̇nşallah. Bu hayır dernekleriyle beraber kıymetli izleyicilerimiz. Hepimiz tabii yeryüzü geniş. Yani bir sürü dernek var, bir sürü şey var ama o dernekler o sahada hiçbir şey değil yani. Öyle değil mi hocam? Yeterli değil yani, öyle diyeyim. Hiçbirimiz yeterli kalmıyoruz. Onun için Mevla Celle Celaluhu biz infak ettikçe, biz tasadduk ettikçe bizi zayi edecek değildir, bizi ortada bırakacak değildir. Hele bu sene mesela kış çok geç oldu. Yani bize normal şöyle söyleyeyim, Şubat'ın ortalarında başladı yani. Kış, evet. Öyle diyelim yani. Normalde Şubat'ın ortasında bir soğuk yapar, ondan sonra geçmeye başlar. Ve haberlerde artık geçiyor, yok susuz kalacağız, o olacak, bu olacak. Ama Allah Celle Celaluhu siz kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli hayır sahiplerinin, tüm hayır sahiplerinin, yani ben burada Hiran olarak konuşmuyorum, memleketimizdeki tüm hayır sahiplerinin hayırlarının hürmetine, yapmış olduğu Afrika'daki açmış oldukları kuyular hürmetine Allah Celle Celaluhu burada da bize gökten yağdırdı. Biz oradan yerden çıkartmanın mücadelesine girdik. Allah bize gökten yağdırdı, yine ikram etti. Bu da bizim şükrümüzdür. Her şeyin şükrü kendi cinsindendir. Mevla Celle Celaluhu inşallah bu hayır hasenatlarla beraber biz ne kadar birbirimize yardım edersek, Müslümanlar arasında kaynaşma, güçlenme, birlik, beraberliği sağlarsak kıymetli izleyicilerimiz, Allah'ın izniyle Mevla Celle Celaluhu bizi yeryüzünde hakim kılacaktır. İnşallah veterilerimize geçelim. Sonra görüşmek üzere. Mevlam sabrınıza bereket, sizlere afiyet ihsan edesin.